Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak C# ile Digimon dersinin 3. bölümündeyiz. Bu dersimizde aynı server'a bağlı iki ayrı Digimon'u savaştıracağız. Öncelikle Digimon klasörümüzü tıklıyorum. Ben buradaki image klasörüne bir tane turuncu Digivice. Agumon'un ağzı açık sağ görüntüsü. Bir de Petit Fire ekledim. Bu görselleri projemizde resource aktaracağım. Ama önce bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İsmine Digimon 003 Let's Battle diyorum. Bir önceki dersimizdeki gibi projemizde kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörümüzü tıklıyorum, Solution'a basıyorum ve projemiz açılıyor. Bu kısım açılmışken image'larımızı ekleyelim. Buraya gelmek için Digimon'u sağ tıklıyorsunuz. Buradan Properties'e basıyorsunuz. Buradan Resources'a. Image'i seçtikten sonra burada Add Resource var. Add existing file. Buradan image'a bakıyoruz. Bunu ve de bunu seçiyorum. Sevredim. Önce formumuzu düzenleyelim. Şunu kapattım. Buradan Digitrain ikinci panelı buldum. Kopyaladım ve yapıştırdım. Bunu sildim. Bunu da siliyorum. Bu kalacak. Bottom'unu da siliyorum. Koromon'u da siliyorum. Buna kaçıncıdayız? Ona bir bakayım. Rookie Picture Box 5 diyeceğim. In training modda ve fresh modda battle olmayacak. Rookie'den itibaren battle'ı koyacağız. Buna da DG battle panel 1 diyorum. Agumon'un görselini değiştireceğim. Bu sefer sağa doğru bakacak. Bunun lokasyonu 0'a 0 olacak. Bu da Fire Picture Box 2. Bunun görseli de Baby Flame olacak. Yani Agumon'un saldırısı. Bunu ters çevireceğiz programı açtığımızda. Şu anda bununla ilgili bir şey yapmamıza gerek yok. Lokasyon olarak da bunu 110'a 40 olarak değiştiriyorum. Bir de buraya bir tane label koyacağım. Bunun adı Battle State Label 1. Bu label'ı 3 şey için kullanacağız.
İlk karşımıza çıktığında üzerinde battle yazacak. Yani şu anda savaşa hazır anlamında bir görüntü oluşturacak. Daha sonra kazanmasına veya kaybetmesine göre win or win ya da lose yazacak. Hatta berabere kalırlarsa draw yazacak. Buraya şimdilik tekst olarak battle yazıyorum. Büyük harflerle. Bunun back color'ı 100 virgül 138 virgül 110. Bunun fontunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Kalın olacak. Ve de 48 olacak. Bunun aura size'ı force olacak. Size ise 320'ye 120. Text align'ı ise middle center. Location da 0'a 0 olacak. Böyle üstü kapatacak. Şimdi buraya iki tane timer ekleyeceğim. Bu timer'ın adı Battle State Timer 1. Kopyaladım, yapıştırdım. Bunu da Battle Timer. Bunun özelliklerini Inner Wall'ı 500 olacak. Bununki ise 50 olacak. Bunları tıklayarak tiki verilerini oluşturacağım şimdi. İçlerini birazdan dolduracağız. Şimdi bunu oluşturduğumuza göre aslında Ctrl Z seçemedim. Panel'ı, Digi Panel'ı seçeceğim. Digi Battle Panel. Bunu aldım. Buraya getirdim. Lokasyonda 0'a 40. Bu da tamamdır. Şimdi iki tane daha label ekleyeceğim. Bu label'ın adı host available label 1. Yani server'ı kuran Digimon oluşacağı zaman bu label'la etkileşim haline girecek. Bunun fontu Webdings olacak. Ve 15 size ya da 14 de olabilir, 16 da olabilir. Bunun tekstine de N harfini koyuyoruz. Böyle bir görüntü olacak. Bunun lokasyonu da 810'a 329. Bunun back color'ı 202, 242, 244. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Bunun adı ise şuradan kopyalayalım. Host değil de client available level 1. Yani eğer server kurulduysa ve bir Digimon buna bağlanacak ise bu aktif olacak. Bunlar sarı ve yeşil renklerini kullanacaklar. Yeşil olduğu zaman
Client available olduğu zaman, yeşil olduğu zaman server'a bağlanan Digimon artık aktif. Eğer host olarak kullanırsa, rengi değişiyorsa, yeşil olursa bir server kurdum, aktifim anlamına geliyor. Eğer ikisi birden birbirleriyle iletişim kurabiliyorlarsa bunların ikisi de yeşil olacak ve Digimonlarımız savaşmaya başlayacaklar. Görüntüyü şu şekilde göstereyim. Yani bunun forkaları lime yapalım. Bu da yellow. Yani ya böyle bir görüntü olacak ya da tam tersi bir görüntü olacak. Şimdilik ikisini de black yapıyorum. Bunu da yaptığımıza göre artık kodumuza geçebiliriz. Geliyorum aşağıya. Buraya variable'lar ekleyerek başlıyorum. Bool diyorum. Digi battle eşittir force. Yani bu kısma geldiği zaman, battle kısmına geleceği zaman, şurada bu sekmeye geldiği zaman bu aktif olacak. Bool digi connection. Bu iki cihaz arasında bağlantı sağlandığı zaman aktif olacak bir boolean. Bir soket oluşturacağım ama soket oluşturmadan önce buraya eklemem gereken şeyler var. Using system.net. Using system.net socket. Şimdi devam edebilirim. Socket DG socket. Bir tane TCP listener oluşturacağız. DG server. Eşittir 0. Bir tane TCP client oluşturacağız. Yani bu server'a bağlanacak olan cihaz için DG client. Bir tane boolean oluşturuyorum. Host device eşittir false. Bool diyorum client device eşittir false. Yani eğer bizim cihazımız server kurarsa host device'ımız true olacak. Eğer başka bir cihaza bağlanacak olursak client device true olacak. Bu ikisinin farkları böyle. Bir tane background worker oluşturuyorum. Bunu da info receiver. Yani bilgi alıcısı ekliyorum. Bunu yanlış yazmayalım. Receiver. Bir tane string oluşturuyorum. Bu stringi aslında sadece data tutmak için kullanacağım. İstediğimiz şekilde yazabiliriz. Ben şu anda kod vererek oluşturacağım. Kod vermek istememin sebebi sürpriz Digimonlar ekleyeceğim. Bunların dersin sonuna kadar hangi Digimonlar olduğunu bilinmesini istemiyorum. Ama belki fark etmişsinizdir kullanacağım ataklardan, ama eklediğim ataktan daha doğrusu. Ama şimdilik 001 diyerek başlıyorum. 001'in anlamı Agumon. 002 ekleyeceğim birazdan aşağıda karşıdan gelen bilgi olarak 002'nin anlamını o Digimon gözüktükten sonra söyleyeceğim. Buraya yani isterseniz Agumon da yazabilirsiniz. Ben şu anda sırf
sürpriz olsun diye 001 olarak ekledim. Bir tane string daha oluşturuyorum. Bununla da stats for battle. Bizim bilgimiz karşıya şu şekilde gidecek. Bunu alacak. Bunun içine yazacak. Bir tane tire koyacak. Ve bunların %10'undan oluşan bir hesaplamayı karşı tarafa gönderecek. Böylelikle kimin kazanacağını anlamış olacağız. Tek bir gönderme işlemi yapacağız bu arada. Sürekli alışveriş olmayacak. Bir gönderme işlemi yapacağız. Ondan sonra server kapanacak. Bizim Digimonlarımız savaşacak. Aslında sonuç belliyken biz onları savaşını bitirmesine kadar bekleyeceğiz. Bir tane daha string oluşturuyorum. Opponent Digimon karşı taraftan Digimon'un Stats for Battle bilgisi geldiğinde şu bilgiyi alıp bunun içine koyacak. String diyorum. Opponent stat. Yine aynı şekilde karşı taraftan Stats for Battle bilgisi geldiğinde karşı tarafın şuradan %10'luklarını aldığımız bilgileri bize taşımış olacak. Yaptığımız işlemi. Yani hangisi büyükse aslında my stat olacak bir de. Open slot'la karşılaştıracak. Hangisi büyük gelirse o kazanacak. Integer battle counter eşittir 0. Bu bizim timer'ımızda zamanı tutacak. Integer battle attack counter. Bu da eşittir 0. Bu da atak zamanı tutacak. Bool diyorum. Battle attack eşittir false. Bu eğer atak yaptıysa true olacak. Bool my device ready. Benim cihazım hazır ise bu true olacak. Bool opponent device ready. False. Bu da karşı takımın, karşı cihaz hazır ise true olacak. Bool first attack. İlk atak yapıldığında bu da true olacak. Şuraya da kullandığımız kodun bilgisini yazabiliriz. Şöyle. Agumon diyorum. 0001. Şimdi geliyorum aşağıya. Fire Picture Box'ımızı değiştireceğimizi söylemiştik. Ters çevirecektik. Fire Picture Box. Background. Image. Rotate. Flip. Rotate Flip Type. Rotate, flip, değil, 180, flip none. Bu şekilde ters çevirmiş olduk. Diğer tarafa doğru bakıyor olacak. Şimdi buraya bir tane info receiver'a, bu bir background broker'da, the work event'i ekliyorum. Eşittir, info receiver, do work. Bunu aşağıda oluşturacağım. Ve diyorum ki check for
Illegal cross trade calls eşittir false. Geldim aşağıya. Public void info, bunu aldım. Object sender virgül do work even args i. Bunun içine bir fonksiyon koyacağım. Receive info diye. Bunu da aşağıda belirteceğim. Şimdilik hata olarak kalacak. Geldik aşağıya. Buraya diyorum ki ve digi barrel değil ise vere digi connection değilse şunu aşağı atalım. Burada ekstra değiştireceğimiz bir şey yok. Geldim buraya. Burada ise diyorum ki eğer digi connection değil ise geldim buraya. If diyorum digi barrel ise, burası cancel ettiğimiz buton bu arada. Info receiver worker supports cancellation eşittir true. Burada iptal edeceğiz. O yüzden bunları yazıyorum. Cancel ediyorum yani bütün bağlantıyı. Açık olan herhangi bir bağlantı varsa. Info receiver cancel async, yani bunu cancel ettik. If digi server null değil ise, yani bir serverımız varsa ortada. Server stop. Serverımızı durdurduk. Serverımızı durdurduktan sonra digi barrel eşittir false. Host device eşittir false. Client device eşittir false. Ve de client available label 1 for color eşittir color black. Yani ikisinin de bağlantısını komple kesmiş olacağız bununla birlikte. Şu ikisinin rengini tekrar siyahı aldım. Burada. Burada komple bağlantı kesildi. Cancel'a bastıktan sonra. Aşağı iniyorum. Devam ediyorum. Şuradan yukarıdan kopyalayacağım. Eğer DigiBattle ve DigiConnection değil ise yine bunları çalıştırmaya devam ediyor. Bunu bu kısmı daha sonra yine değiştireceğim. Şuraya şöyle bir şey yazayım. Neyle değiştireceğimi yazayım. Daha sonra bunu unutmayalım. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buraya diyeceğim ki bir tane parantez daha koyacağım. Ve option counter 0 değil ise if diyeceğim. Option counter
Eşit değil ise 4 ya da eğer option counter 4 ise ve Digimon Rookie ise, yani Agumon'sa sadece bunu seçebilecek, diğer türlü bu kısmı seçemeyecek. Bu kısımdan kastım zaten battle kısmı. Ama ilk başta denemeler yapabilmek için seçebilmesini sağlayacağım. Ondan sonra bu kısmı ekleyeceğim. Buradan devam edebiliriz. Eğer Digitrain ise bunlar olacak. Buraya bir de Elsif koyacağım. Digibattle ise. Burada diyorum ki eğer host device true ise, yani bizim cihazımız bir server kurdu ise, diyorum ki if, yani şu anda bağlantı yaptı. Buna bir kere daha bastığımızda karşı tarafla iletişim sağlamasını isteyeceğiz. Ama öncelikle bağlı bir cihaz daha var mı, onu check etmemiz gerekiyor. Şu anda bunu yazıyorum. DigiServer pending. Yani şu anda şeye bakıyor. İşte herhangi bir client var mı server'ımıza, ona bakıyor. Eğer varsa DigiSocket eşittir DigiServer Server Accept Socket. Yani karşı tarafı kabul ediyor. If DigiSocket Socket null değil ise, yani evet bir tane bize client geldiyse, diyorum ki Digi Connection True. Yani artık bir bağlantı var ortada. Battle State Timer Enable eşittir True. Timer'ımızı enable ettik. Battle State Label 1 Visible eşittir false. Artık battle yazısı gidebilir. Çünkü bu kısma gelene kadar ilk bastığımızda battle label'ımız yanıp sönüyormuş gibi olacak. Bir görsel gösterecek. İkinci kez select'e bastığımızda artık bir client'ımız olduğu için, dövüşe hazır hale geldiği için state label'ımızı gizleyebiliyoruz. Client available label 1 for color eşittir color line. Yani artık biz hostuz. Bize bir client geldiği için client available label'ımız da, yani bu da artık yeşil yanabilir. İkisi de yeşil yandığı zaman zaten hazır demek, artık savaşabilirler. Buraya bir tane fonksiyon yazıyorum. Bunu birazdan aşağıda oluşturacağım. Yukarıda dediğim statüslerin %10'unu aldığımız kısmı burada calculate edeceğim. Daha sonra da karşı tarafa göndereceğim bunu. Diyeceğim socket send. Biz bu değeri, oluşturduğumuz değeri state for barrel stringinin içine atıyoruz. Ve encoding default get bytes stats for barrel. Burada stringimizi byte'lara dönüştürüp karşı tarafa gönderdik. Diyorum ki info receiver run worker
Async. Yani gönder ve karşı taraftan bilgiyi al. My device ready eşittir true. Benim cihazım artık hazır her şeye. Battle counter eşittir 0. Timer'ın içinde kullanacağımız integer değeri. Battle timer 1 enable true. Artık dövüştürebilirsin. Eğer bunu birazdan oluşturacağım. Else diyorum. Else diyorum. Eğer herhangi bir client yoksa ne olacak? Ona bakıyorum. Yukarıdan kopyalayabilirim bunu. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Yani bütün bağlantıyı iptal ettim. Baştan başlayacak artık. Hatta buraya diyorum ki icon selected eşittir false invisible panels. Şimdi şurası galiba. Eğer bu host device iseydi, eğer client device isek onu yazacağım. Else if diyorum. Client device. Yani biz başkasının cihazına bağlanmaya çalışıyorsak onu yazacağım. Diyorum ki zaten aslında ilk tıkladığımızda ilk yapması gereken şey bir server'a katılmak. Çevrede bir server yoksa bir server oluşturmak. Server'a katılıyorsa zaten artık işlemler rahattır. Yapılacak çok da fazla bir şey yok. Diyorum ki biz client isek ikinci kez bastığında DC connection eşittir true. Battle state timer enable eşittir false. Battle şuradan alabilirim aslında. Yalnız bu da false olacak. Şu ikisini alabilirim. Ama bu host olacak. Yani buraya ikinci kez tıkladığımızda buradayken ikinci kez buna tıkladığımızda bizim hostumuzda available olduğunu anlayacağız ve bunu yeşil yapacağız. Şuradan yine yukarıdan kopyalıyorum. Diyorum ki bizim statülerimizi calculate et ve karşı tarafa gönder. Biz de karşı tarafınkini alalım. Benim cihazım hazır. Battle counter 0 ve battle timer 1 enable true. Burası da tamamdır. Buraya geldim. Diyorum ki DC battle panel 1 visible eşittir false. Ve de şurayı değiştireceğim. Bunu kopyaladım. Bu true. Buraya geldim. Eşittir dedim. Battle state timer 1 enable true. Burası eşittir olacak. Ve de DC battle'da true. Ve de buraya bir fonksiyon daha yazacağım. O fonksiyonu aşağıda açacağım. Create or join server.
Bu fonksiyonu şu niyetle yazmış olacağım. Buraya tıkladığımızda, yani seçtiğimizde burayı, ilk başta az önce dediğim gibi bir server olup açıkta bir server olup olmadığına bakacak. Eğer açıkta server yoksa kendimiz bir server oluşturacağız. Buradaki fonksiyonun amacı o. Birazdan bunu yazacağız zaten. Aşağı iniyorum. En aşağı iniyorum. Artık bunların hiçbirinde değişiklik yapmamıza gerek yok. Öncelikle public void create or join server diyorum. Şimdi bunun içinde bir try catch oluşturacağız. Öncelikle bir server'a bağlanmayı deneteceğiz. Eğer hiçbir server'a bağlanamazsa zaten hata veriyor normalde. Hataya girdiği anda catch'e geçecek. Try catch mantığı o şekilde çalışıyor. Buraya join diye belirtelim. Burası ilk başta katılma yeri. Diyorum ki client available label 1 for color eşittir color yellow. İlk başta sarı olacak bizim rengimiz. Diyorum ki client digiclient eşittir new TCP client. Buraya eğer ki localhost yazarsak kendi bilgisayarımız üzerinden bütün açılan serverlara bağlanmış olarak işlem yapacağız. Ama bir IP adresi yazarsak o IP'yi araştırıp ya da başka, yani sadece bizim bilgisayarda değil başka bilgisayarlardaki IP'ye göre de IP config'den gördüğünüz IP'ye göre araştırma yapacak, ona bağlanacak. Şimdilik ben kendi bilgisayarımda yapacağım için her şeyi localhost olarak belirteceğim burayı. Buraya bir tane de port gireceğiz. Porta da 5732 diyorum. Digi socket eşittir digiclient client device eşittir true. Yani biz artık bir client'ız. Client available label 1 for color eşittir color lime. Host available label for color eşittir color yellow. Şimdi kısacası biz ilk başta battle'ı seçtiğimizde buraya gelecek. Burada client available ilk başta her zaman client olarak bağlanmaya çalışacak. İlk deneme istediği şey bu. O yüzden bunu sarı renge dönüştürecek. Client available label'ımızı, yani bunu. Daha sonra client olarak bağlanmaya çalışacak localhost'a. Eğer böyle bir şey göremezse zaten hataya giriyor demek. Bunlar çalışmayacak. Şu kısım olmayacak zaten. Eğer başarıyla bağlanırsa zaten bu kısımlar devreye girecek. Başarısız olursa bu kısım olacak. Şimdi bu kısmı yazacağız. Catch kısmını. Geldim buraya. Buraya da create diyorum. Eğer bir server'a bağlanmayı başaramadıysa diyorum ki biz artık hostuz. Kendi server'ımızı kendimiz kuracağız. Diyorum ki color yellow. Digi server eşittir new TCP listener
IP address any virgül 57 32. Yani herhangi bir IP adresi kullanarak bu portta bir server oluştur. Digi server'da başlat. Böylelikle biz artık bir host device'ız. Ve de host available label for color eşittir color line. Zaten bunlar aslında çok hızlı gerçekleştirdiği için bunun arasındaki farkı görmeyeceğiz. Hızlı değişim olacak. Client available label 1 for color eşittir color yellow. Yani bizim karşı tarafımızda client'ımız beklemede. Biz host olarak hazırız. Client'ı bekliyoruz. Client yeşil olduğu zaman, bu yellow yeşil olduğu zaman dövüşmeye hazır olacaklar. Şimdi yukarıda info receiver'ın içine bir receive info koymuştuk. Bu fonksiyonu yazalım. Bizim bilgilerimiz hep byte olarak gönderilip byte olarak alınıyor. Diyorum ki public void receive info. Byte olarak seçtim. Bir byte array'i oluşturdum. DC info adında. Bu da eşittir new byte. Bunu 10 olarak belirleyeceğim. Yani normalde tahminen 8 9 tane 8 9 dijitlik bir şey göndermesi gerekiyor. Ben 10 byte olarak yazacağım. Bu arada eğer daha sonra buradaki mesela şurada belirttiğim 001 yerine agumon yazarsanız oradaki byte değerini değiştirmeniz gerekiyor. Yani ben kendi kafamdaki hesaba göre orada 10 yazdım. 15 yazarsınız geçersiniz. Geldim döndüm buraya. Diyorum ki digi socket receive digi info. Digi infoyu al. Eğer bizim digi infomuzun bunu sürekli çalıştırıyor bu arada. Biz bunu aktifleştirdiğimiz background worker aktifleştirdiğimiz anda çalışmaya başlıyor. Diyorum ki eğer DigiInfo byte'ın ilk byte'ı 0 değil ise normalde hep 0 geliyor. Eğer 0 gelmez ise yani artık karşı taraftan biz bilgi aldık demek bu. O bilgileri de kullanacağız. Diyorum ki opponent device ready. Yani karşı taraftan ben bilgi aldığım için artık karşı tarafında hazır olduğunu biliyorum. Bu ikisinin hazırlığı demek zaten artık savaşmaya müsait anlamına geliyor. Ama biz öncelikle bilgileri kullanmaya devam edelim. String bir string oluşturuyorum. Opponent stats eşittir encoding bunu eski kodda yazacağım. Alacağım yani. Get string bir string olarak içine koyacağım. DigiInfo virgül byte count'ı buraya yazıyoruz. Değil, daha doğrusu indeksi yazıyoruz. Şimdi count'ı yazıyoruz. DigiInfo'nun length'i. Yani gelen bütün hepsini bunun içine atıyoruz.
string olarak bütün byte'ları çevirdik. Diyorum ki string array, bu bir array, opponent stats array. Eşittir opponent stats split ben göndereceğim bilgileri bu tire ile ayırdığım için gelen bilgileri de bunun içine array olarak buna bölerek bunları bölerek yapacağım. Yani 0001 tire mesela diyelim ki 53 0001'i ilk array'e atacak. Yani bunun 0. değerini atacak. İkinci değeri de yani 53'ü de ikinci array'ine atacak. Yani open stats array 1'e atacak. Geri kalanını da zaten kullanmayacağız. Opponent Digimon eşittir bunun ilk değeri. Yani buraya ya 0001 gelecek ya 0002 gelecek. Duruma göre değişecek. Diyorum ki opponent stat eşittir. Yine bunu kopyaladım. Yapıştırdım. 1. Buraya da bir rakam gelecek. Yani rakam değil sayı gelecek. 53 gelebilir, 78 gelebilir. 90 gelebilir. Artık kaç gelirse biz bunu kendi özelliğimizle karşılaştıracağız. Daha sonra kimin kazandığını anlamış olacağız. Biz bu göndermeleri yaptıktan sonra diyorum ki yukarıdan kopyalayayım. Bunları aldım. Server'ımızı, bağlantımızı koparıyorum. Artık bizim ihtiyacımız yok. Yani iki cihaz bu dakikadan sonra birbirine bağlı gözükecekler ama bağlı olmayacaklar. Çünkü sürekli veri alışverişi yapmamıza gerek yok. Bizim yapmamız gereken tek şey bilgilerini alıp ondan sonra kimi savaştığını belli etmek. Bu da zaten anlık bir iş. Bunu kapat. Bunu true yaptım. Bunu cancel ettim. Buraya altına diyeyim. Host device eşittir false. Client device eşittir false. Artık ne biz hostuz ne karşı taraf client ya da ne biz clientız karşı taraf host. Artık bağlantı kesildi ama biz bunu sanki bağlantı varmış gibi savaşını izlemeye devam edeceğiz. Geliyorum aşağıya. Kendi statlerimizi calculate edeceğiz. Diyorum ki public void. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Zaten bu işlemi hangisinin neye göre kazanmasını istiyorsanız burada belirteceğiz bunu. Diyorum ki integer stats. Önce statü age'i topla. Yaşımızı toplayalım. Belki yaşı daha büyükse avantajlı olarak gördüğümüz için bunu yazıyorum. Statü weight. Yani kiloyu alacağım. Kiloyu aldığımızda zaten hangimiz daha iyi beslemişsek karşı tarafla ona göre check etmiş olacak. Ağır gelen biraz daha üstün olacak. Artı diyorum. Statü hangi? Elimizdeki değeri 10'a böleceğiz. Yani diyelim ki 25'e 25'e atıyordu ama 80'e denk geldi. 10'a böldük. Buradan 8 puan gelecek. Yani hangisi daha son beslenmişse, daha iyi beslenmişse o kazanın, onun kazanma ihtimali daha yüksek olmalı. Bir olasılık daha ekledik. Artı diyorum. Kopyaladım bunu. Yapıştırdım. Buraya da muscle diyorum. Hangisini iyi daha iyi eğittiysek yine avantajlı olacak. Birazcık puan da buradan gelecek. Topladım. Diyorum ki buraya da damage. Yani hangisini aşı vurduysak, iyi şekilde daha doğrusu hasarını giderdiysek onun kazanma ihtimalini arttırmış olduk bununla da.
Bir kere daha artı diyorum. Yorgunluğuna bakacak. Hangisini iyi dinlendirdiysek o daha avantajlıymış gibi olacak. Şunu şuradan itibaren aşağı atıyorum. Şöyle alayım. Bunları topladıktan sonra stats for battle eşittir. My Digimon artı buraya az önce bahsettiğim tireyi koydum. Bu tire bizim ayıracağımız olacak. Bir kere daha artı buraya bir tane daha artı koydum. Şuraya stats dedim. Yani şuradaki oluşturduğum integer değeri yazdım. Bir kere daha çizgi koydum. Çünkü geri kalanı sıfır gelecektir. Sıfırları almamıza ihtiyacımız yok. Tireden sonrasında. O yüzden buraya tire koydum. Yani bunu da bir ayıraç olarak ayırdım. Şunu artıyı silebilirim aslında. Bunu artıya gerek yok. Gelelim timer'ımızı yazmaya. Öncelikle şu timer'ı yazacağım. If diyorum. My device benim cihazım hazır ise ve karşı tarafın cihazı da hazır ise artık savaşmaya başlayabilir. Öncelikle diyorum ki if fire picture box to location x lokasyonumuz yani left pozisyonumuz 110 değil ise ya da bir önceki derste training kısmında yaptığımız gibi yapacağız. Yani bir yerden bir yere gitmesini sağlayacağız. Fire picture box location x eşittir 110 sa ve first attack yapılmamışsa. Bu kısmı bunun için yazıyorum. Diyorum ki if battle counter eşittir 6 ise fire picture box visible eşittir false. If my Digimon eşittir sıfır sıfır bir. Buraya dediğim gibi Agumon da yapabilirsiniz. Ben sadece sürpriz olsun diye sıfır sıfır bir koydum. Rookie picture box 5 nokta background image eşittir properties resources Agumon Wake 1 Right Fire Picture Box Background Image eşittir Properties Resources Attack Baby Flame. Buraya geldim. Diyorum ki Fire Picture Box'ımızın background image'ı rotate flip type nokta rotate flip değil 180 flip now. Burası böyle. Eğer if diyorum battle counter eşittir 10 ise yine if diyorum şunu kopyalayayım
Eğer Digimon'um Agumon ise şunu sildim. Buraya diyorum ki open. Right. Yani ona geldiğinde ağzını açsın. Ve de Fire Picture Box Visible eşittir True. Ağzını açsın ve bizim atacağımız atak gözüksün. Yani Baby Flame gözükmeye başlasın. Diyorum ki Elsif. Battle counter eşittir 16 ise. Yine aynı şekilde yukarıyı kopyalayıp yapıştırdım. Bunu sildim. Şunu kopyaladım. Yani 6 kere tik ettikten sonra ağzı kapansın. Zaten diğer şey görüntü Fire Picture Box'ımız artık hareket etmeye devam ediyor. Ha, bizimki ağzını kapatabilir. Geldim aşağıya. Şunu kopyalıyorum. Biz bunu yazdığımızda düzelir sanmıştım. Demek ki hatalı bir şey yazdık. İsmi yanlış yazmışız. Neyse devam ediyorum. Geldim buraya. If diyorum. Battle counter 11'den büyük ise. Yani aslında şunu hallettikten sonra bu artık visible olduktan sonra bu kısma gelecek. Diyorum ki if battle attack değil ise. Yani atak yapılmadıysa. Fire picture box left eşittir fire picture box left 10. Onar götürecek. Yani karşı tarafa doğru ateşi etmiş olacak. Else diyorum. Tam tersi ise eğer battle attack olduysa yani karşıya ulaştıysa aynı zamanda bize karşı tarafın da saldırısının gelmesi gerekiyor. Bizimkisi tamamlandıysa artık karşı tarafınkini alabiliriz. Yani şu şekilde olacak. Burada şurada düşünün atacağımızı atağı yaptı. Şöyle geldi. Buradan geri dönecek. Ama karşı tarafın saldırısı olarak geri dönecek. Bunu burası hallolduktan sonra first attack eşittir true diyorum. İlk hatamız yapıldı. Yani ağzından alev çıktı. Yani 11'deyken ilk başta false'tu bu. 12'ye geldiğinde ilk başta bu hallolduktan sonra burası true'landı. Yani buna bakıyor. If diyorum. Fire. Picture box to location x eşittir 330 ise bizim zaten şuraya kadar gelmesini bekliyoruz. Buraya geldiğinde diyorum ki if opponent Digimon eşittir Agumonsa. Yani karşı tarafımızdaki Digimon'umuz Agumon ise Fire Picture Box Background Image şunu alabilirim aslında. Baby Flame. Şimdi bunun devamını birazdan dolduracağım. Burayı belirtelim. Burayı up diyeyim. Buna diğer Digimon'ları da ekleyeceğiz ama ilk başta bir Agumon'la saldırı düşünüyorum.
Buraya geçtik. Şuraya geliyorum. Diyorum ki battle attack eşittir true. Buraya geldiğimizde battle counter hep arttırsın. Geldim buraya. Eğer burası değil ise, yani bu kısmın ortasında ise, yani 110 değilse ve 110 ise ve first attack değilse, yani şu kısım aslında şu şekilde düşünelim. 110 ise ve first attack yapıldıysa, yani işlem bittiyse aslında. Else diyorum yani. If my Digimon eşittir Agumon ise 001. Buradan şunu alayım. Yani bu kısım else olarak yazdığım kısım karşı takımın saldırısı bize ulaştı ise. Gözünü kapatsın. Çünkü canı yandı. Fire picture box visible force. Artık bize ulaştığına göre kaybolabilir. Battle attack eşittir false. Yani her şeyi şimdilik sıfırlıyorum. Eşittir false. Diyorum ki if battle counter eşittir 3 ise. String şurayı bir siliyorum. Bir string array oluşturdum. Buna da diyorum ki my stats eşittir stats for battle nokta split. Yine çizgiye göre burada değiştiriyoruz. Diyorum ki if convert to int 32 my stats 1. Yani diyelim ki burada 53 var. Opponent stat. Bununla karşılaştır. Tabi bunu da çevirmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü string değerler. Eğer bizim sahip olduğumuz güç karşı takımdan 100 ise diyorum ki battle state level 1 nokta text eşittir win. Yani kazandığını yaz. Ve de statü, yukarıda statü win oluşturmuştuk geçen derslerde, kullanmamıştık hiç. Eşittir. Eşittir demiyorum. Plus plus diyorum. Yani bir arttır. Else if küçük ise şurayı kesip kopyalıyorum. Bir bozukluk çıkmasın. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buraya diyorum ki lose. Statue lose'u da bir arttırıyor. Tabi arttırmakta kalmıyor. Statue
Damage'i de azaltıyor. Yani kaybeden olursan aslında hepsinde azaltma yapacağım ama kaybediyorsan daha fazla azaltma yapacağım. Statue tiredness eşittir. Eksi 10. Statue hunger acıksın bir de. Eşittir. Eksi 10. Hepsinden 10 düşsün. Else diyorum. Büyük de değilse küçük de değilse zaten eşit demektir. Eğer eşitse berabere olacak. Şunu kopyaladım. Burayı yapıştırdım. Şuraya draw yazıyorum. Bunu siliyorum. Çünkü yazmayacak bir şey. Eğer berabere kaldıysa da bunları azaltacak. Geliyorum aşağıya. Diyorum ki win label 1.text eşittir statue win artı bir boşluk W. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Buraya da lose diyorum. Yani en başta bilgileri gösterdiğimiz sayfamızdaki değerleri buraya yazmış olacağız. Diyorum ki state for stats for battle eşittir. İçini boşalt. Battle attack counter eşittir 0. Digi connection eşittir false. Digi battle eşittir false. Battle timer enable eşittir false. Battle state timer 1 enable eşittir true. Yani bize sonucu göster. Win mi, lose mu? Onun sonucunu göstermesini istiyoruz. Battle state label 1 visible eşittir true. Yine gözüksün yani. My device ready eşittir false. Artık cihazım karşısı için hazır değil. Şu yukarıyı kopyaladım. Hepsinden tekrar azalsın. Yani kaybettiyse ve beraber kaldıysa iki kat azalmış oluyor. Yani kısacası hepsinden zaten bunlar azalmış oluyor. Bir tanesi sanki eksik kaldı. 1, 2, 3. Damage, tiredness. Bir tane daha buraya ekleyeceğim. Statue clean eşittir statue clean eksi 10. Yani savaşa giren birazcık kirlensin. Kaybettiğinde 2 saat daha kaybettiğinde 2 kat daha kirlenmesine gerek yok. If diyorum. My Digimon Agumon ise. Rookie. Yukarıdan kopyalayacağım bunu. Burası da tamamdır. Eğer Battle Counter 3 değil ise. Else diyorum. Battle counter arttır. Fire picture box left eşittir 110.
Battle. Counter. Eşittir. Sıfır. Burası tamamdır yani. Yani şunun devamı olarak yazdım o kısmı. Geldik aşağıya. Burası Battle Counter değil, Battle Attack Counter. Çünkü burada bu kısımdan sonra oraya girmesi zaten imkansız. Geldik aşağıya. Diyorum ki bu kısımda zaten göstermelik olan kısım if battle state label 1 text eşit değildir. Battle yani lose, win ya da draw ise battle şuraya bir tane daha integer ekleyeceğim yukarıya. Yukarıya çıkıyorum. Bunun altına ekleyeyim. Yani solun. Sonu tutacak bu. Battle Encounter plus plus. If diyorum. Battle Encounter. Onun üstünde ise. Battle Encounter eşittir 0. Klein available label 1 for color eşittir color black. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Burası da host. Yani artık sonuca geldiğimizde battle yazmıyorsa yani win, lose, draw diyorsa bu ona geldiğinde iki tane görseli de siyaha çevirecek. Icon selected eşittir false. Invisible panels. Yani artık battle panel'dan çıkabiliriz. Battle state timer 1 enable eşittir false. Battle artık bittiği için burası bu kısım gizlendiği için biz arka planda bunun ismini eski haline getirebiliriz. Bu bittiği kısımla alakalı ama eğer if diyorum. Herhangi bir tane yani battle'da yazıyorsa, win'de yazıyorsa, draw'da yazıyorsa, lose'da yazıyorsa diyorum ki battle state label 1 for color eşittir color black ise battle state label 1 for color eşittir color nokta from ARGB 100 138 o panel'ların rengine dönüştürüyorum 110 diyorum ki barrel state label 1 back color eşittir color black.
Bunu kopyaladım. Bu timer her tick olduğunda bizim label'ımızın back color'ı ve for color'ı değişecek. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Şimdi şurayı bir kontrol edelim. Bunları yaptık. Tamamdır. Tamamdır. Bu yanlış. Bu attack counter olacak. Aşağı iniyorum. Burada zaten sıfırladık onu. Aşağı iniyorum. Burada onu arttırdık. Buna bakmak zorundaydım çünkü şu gözükmüyordu az önce. Biz bunu eklerken sanırım tamamdır. Bir denemesini yapabiliriz. Şu anda şu kısmı eklemediğim için şurada bir kısım olacak. Bu kısmı eklemediğim için biz hemen işlem yapabileceğiz. Yani Digimon'umuz evrimleşmeden sanki Agumon savaşıyormuş gibi yapabileceğiz. Şimdi açalım bakalım neler olacak. Şu anda benim Digimon'um bu şekilde. Seçiyorum. Bir tane bana bildirim geldi. Şu anda siz ekranda göremiyor olabilirsiniz. Bunu Allow Access olarak seçiyorum. Şu anda bir server oluşturdu. Bakalım. Karşımızda bir Agumon var. Agumon içinde seçiyoruz. Bakalım bağlanacaklar mı? Şu an Agumon bağlandı sayılır. Seçtim. Burada bir hatamız var. Bunun visible'ını kapatmamız gerekiyor. Bunu da seçtim. Şu anda hatalı oldu tabii ki. Hatalarımızı düzeltelim. Bunu aşağı atıyorum. Bunu kapattım. Şimdi bunu birazcık yana çektim. Bunun visible'ı true olacak. Bunun visible'ı false olacak. Bunu tekrar 0'a 0 aldım. Az önce bir tanesinden mavi bir ateş çıktı. Bu diğer Agumon'un hatalı yazılımından dolayı olabilir. Bir kontrol edelim tekrar. Agumon'u çağırıyorum. Şimdi öncelikle biz oluşturalım. Agumon'un içinde oluşturalım. Birbirlerine bağlandılar. İlk atışı hatalı oluyor. Onu Agumon'un hatalı yazılımından kaynaklandığından dolayı şey yapıyor. Ama şu anda bir hata var. İkisi de birbirlerine bilgi gönderdikleri halde Agumon'u kazandı ama diğer tarafı da berabere olarak gördüğünü gösterdi. Bunun sebebine bakalım.
Ben bir kere daha yapacağım bizimki uyanana kadar. Şimdi bunu durduruyorum. Burada hatayı yapıyor. Şu küçüktür olacak. Şimdi deneyelim. Şimdi iki Digimon'umuz da hazır. Agumon'la bağlanalım bu sefer ilk başta. Aynı anda hatta yapamadım. Bastım. Seçiyorum. Seçiyorum. Tamamdır. Şu anda ikisi de düzgün bir şekilde çalışıyor gözüküyor. Ben kaybettim. Karşı takım Agumon'u kazandı. Çünkü Agumon'un daha 108 statları var. Bizimki daha zaten küçücük. Age'i de küçük. Bunu bir sonraki derste aslında eğiterek yapacağım. O yüzden şu anda yaptıklarımızı da kaybedebiliriz. Bakalım ne yazdı? Bir tane kayıp yazdı. Agumon için kontrol edelim. Agumon için de bir tane win yazdı. Bunu kapatabilirim şimdi. Yeni bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi konuk bir Digimon alacağız. Konuk Digimon almadan önce biz Digivice'ımızı Agumon'a göre değiştireceğiz. Bu yüzden buradaki Digivice'ı değiştiriyorum. Digivice Orange diyorum. Şunların renklerini de değiştiriyorum. Ve diyorum ki 255 201 ve 14. Geldim buraya. Ctrl F diyorum. Up. Biz bir up koymuştuk. Oraya bakacağım. Buraya bunu kapattım. Şunu else olarak koydum. Eğer karşı takımın Digimon'u 0002 ise buraya da diyorum ki attack petit fire. Şimdi başka bir yere bunu eklememe gerek yok. Karşı takımın sadece bu bilgisi bizim için yeterli olacaktır. Bunu çalıştırıyorum. Artık Digimon'umuz yeni bir Digivice'a sahip. Şimdi karşı takımın Digimon'unu da çağırdık. Bu bir Gabumon. Sürpriz Digimon'umuz bir Gabumon. Bakalım hangisi kazanacak. Gerçi hangisini kazanacağı şu anda belli ama biz yine de savaştıralım. Bakalım ne olacak. Şu anda biz hostuz. Gabumon Client. İkisi de şu anda hazır. Biz kaybettik. Gabumon kazandı. Bir kere daha yapalım. Bizimki uyandıktan sonra tabii. Ben Gabumon için hostluğu kurayım. Gabumon hazır. Bizimki uyandıktan sonra başlayabiliriz. Bizimki de hazır. Bizimkisi birazcık erken başladı. Onu beklemesi gerekiyordu.
Biz kaybettik. Gabumon kazandı. Bu şu anda gördüğüm hatayı ikisinin aynı anda başlamasını istiyorum normalde. Bunu öteki derste düzelteceğim. Şimdi bunu artık kapatabiliriz ve neler yaptığımıza bakalım. Yeni variable'lar ekledik. Daha sonra şuraya Gabumu da ekleyelim. Gabumon 002. Yeni variable'larımızı ekledikten sonra yeni oluşturduğumuz file picture box'ı ters çevirdik. Background worker için bir do work event'i oluşturduk. Bunu da kapattık ki hata oluşmasın. Thread'ler aynı anda çalıştığı zaman. Bakalım. Burada değişiklikler yaptık. Battle için ve connection için düzenlemeler yaptık. Burada resetledik. Reset butonuna bastığımızda server'ı kapattık. Bunu bir sonraki derste daha aktif hale getireceğim ama bunu şuraya yazabilirim artık aslında. Yani eğer Agumon ise sadece çalışsın, diğer türlü çalışmasın. Şu an hata var mı? Var. Şu an hata var mı? Yok. Yine var. Ctrl Z diyorum. Bunu diğer derste halledelim. Şu anda daha fazla bozmayalım. Zaten diğer derste son dokunuşları yapacağız. Bunun dışında yine buton B için yani select butonu için battle kısmını eklemiş bulunduk. Burayı da düzelttik. Ve aşağıya bir server oluşturma ya da bir server'a katılma olaylarını ekledik. Byte göndermesi yaptık. Byte alışverişi yaptık. Kendi değerlerimizi oluşturduk. Az önceki hatamız bir tanesinin diğerinden daha önce başlamasına sebep olan hata burada buradan kaynaklı diye düşünüyorum. Bunu diğer derste çözeceğiz. Bakıyorum. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yani neredeyse diğer dersin aynısı bu kısımlar. Görsel olarak değişiyor. Çalıştırdım. Botonumuz doğdu. Böylelikle 3. dersimizi de bitirmiş olduk. Ve aynı server'a bağlı iki ayrı Digimon'u savaştırmış olduk. Bir sonraki dersimizde oyunumuzu noktalayıp oynanabilir hale getireceğiz ve püf noktalarını konuşacağız. Aynı zamanda iki tane sürpriz Digimon daha olacak. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.